Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda After Effects programının temel arayüz bileşenleri ve workspace yani çalışma alanlarından bahsedeceğiz. Programımızın genel arayüzü ekranda gördüğünüz şekildedir. Üst kısımda menü bileşenleri, File, Edit, Composition, Layer, Effects, Animation, View, Window ve Help menüsü. Hemen altında ise göründüğü gibi araç çubukları bulunmaktadır. Ve sıklıkla kullandığımız paneller ilk olarak proje paneli. Programda kullandığımız tüm materyaller, içerikler, videolar, ses, grafik dosyaları bu ekranda, bu panelde görüntülenir ve buradan alır kompozisyon alanına atarız ve orada işleriz. Ortadaki kısım composition dediğimiz yani kompozisyon alanıdır. Ortaya koyacağımız eser başlangıçtan sonucuna kadar bütün çalışmalarımızı bu alanda yaparız. Burada info panelimiz çalışmamızla alakalı durum bilgileri burada görüntülenir. Preview menüsü paneli. Burada ise çalışmamızın herhangi bir aşamasında son haliyle görüntülenmemiz için preview menüsünü kullanırız. Effects ve Presets menüsü genel programın içerisinde gelen standart efektler bulunur ve bizim sonradan ekleyeceğimiz üçüncü parti efektlere ulaşabiliriz. Alt kısımda ise Layer paneli ve Timeline paneli bulunur. Bu zaten ikisi tek bir panelde. Burada katmanlarımız oluşturduğumuz katmanlar burada gözükür. Sağ tarafta ise zaman çizgisi aynı diğer animasyon programlarından aşina olduğumuz timeline paneli burası buradadır. Arkadaşlar şu an ilk dersimiz olduğu için ayrıntılara girmeyeceğim. İlerleyen derslerimizde panellerle ilgili ve kullanımları ile ilgili ayrıntılara yer vereceğiz. Bu dersimizle alakalı workspace yani çalışma alanlarından bahsetmek istiyorum. After Effects programı standart bir arayüzde gelmemektedir arkadaşlar. Arayüzde istediğimiz kişiselleştirmeyi yapabilmekteyiz. Workspace'in kenarındaki ok işaretini tıkladığımız zaman kullanış amacımıza göre programın arayüzünde değişikliklere gidebiliriz. Birinci olarak All Panels. Bu arayüzü tıkladığımız zaman mevcut bulunan bütün paneller görüntülenir. Ekranı fazla kullanmış olacağımız için All Panels bizim sıklıkla kullanacağımız bir çalışma alanı değil. İkinci olarak animation adından da anlaşılacağı üzere animasyon üzerine çalışıyorsak animation workspace'ini çalışma alanını kullanabiliriz. Burada da göründüğü gibi info paneli, preview paneli, wriggler ve motion sketch panelleri bulunmaktadır. En altta da effects ve presets paneli bulunmakta. Composition paneli olmazsa olmazlardan olduğu için bütün panellerde mevcuttur. Aynı şekilde Project ve Timeline panelleri bizim sürekli olarak ihtiyaç duyacağımız panellerdir. FX panelinde ise hazırladığımız videoya efektler uygulayacağımız zaman ihtiyaç duyacağımız bir çalışma alanıdır. Göründüğü gibi FX ve Preset paneli, Preview paneli vardır bu çalışma alanında. Ve ekran daha sade bir şekilde sadece efekt vermek için kullanacağımız bir çalışma alanıdır. Minimal daha çok kompozisyon üzerine yoğunlaşacağımız zaman kullanabileceğimiz bir çalışma alanıdır. Diğer panellerin kaldırıldığı ve çalışma composition panelinin genişletildiği bir
çalışma alanı. Motion tracking, bu da isminden de anlaşılacağı gibi hareket algılama dediğimiz bir kavram var. Bununla ilgili özelliklerin bulunduğu tracker paneli ve preview panellerinin bulunduğu bir çalışma alanıdır. Tabii ki biz derslerde ilerledikçe bu panellere ve araçlara ihtiyaç duydukça hepsini kullanmaya çalışacağız. Paint panelde tahmin ettiğiniz gibi çizim üzerine ve animasyon hazırlayacağımız kompozisyon üzerindeki çizimlerimize yer verdiğimiz çalışma alanıdır. Burada paint panelimiz, brush yani fırça panelimiz ve standard composition paneli, katmanlar. Bak burada fark ettiyseniz composition ve layer panelleri yer değiştirmiş. Burada layer'lar üzerinde daha kontrol sağlayabilmek için genişletilmiş bir panel karşımıza çıkıyor. Standart panel ise programın ilk açılışta geldiği standart arayüz çalışma alanıdır. Text çalışma alanı. Bu da bize yazılarla çalışmamıza imkan veren workspace'imizdir. Gördüğünüz gibi karakter, preview ve paragraf panelleri aktiftir. Aynı şekilde bu yazı animasyonlarını, text animasyonlarına efekt verebileceğimiz effects ve preset paneli de aktif. Undocked panels. Buradan ise panellerin bağımsız olarak hareket ettirebildiğimiz şekilde, istediğimiz yere konumlandırabileceğimiz şekilde oluşan bir workspace'tir. Bunu da tabi zaman zaman ihtiyaç duyabilirsiniz. Fazla yer ve zaman ihtiyacı olduğu durumlarda ve panellerin de bize lazım olduğu durumlarda bu çalışma alanını kullanabiliriz. Şimdi gelelim. Bu standart bize sunulan tüm çalışma alanları dışında kendimizce ihtiyaç duyduğumuz şekilde oluşturabileceğimiz workspace'lerimiz de olabilir. Bunun için de new workspace deyip kendimize özel bir çalışma alanı oluşturalım. Ben kendi ismimle bir çalışma alanı oluşturuyorum. Ve burada istediğimiz paneller hangileri ise, hangilerinin gözükmesini istiyorsak o panelleri ekleyebiliriz veya çıkartabiliriz. Mesela ben FX panelini kaldırdım. Preview panelinin kalmasını istiyorum. Window menüsünden hangi panelin olmasını istiyorsanız o paneli seçerek buraya ekleyebilirsiniz. Mesela fırça panelini ve karakter panelini ekledim. Hem çizim yapmak istiyorum, hem yazı yazmak istiyorum. Bu şekilde kendi panelimi oluşturmuş oldum. Standart panellerin dışında özelleştirilmiş bir panelim oldu. Aynı şekilde bir de şu özelliği göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki yanlışlıkla panellerin birini kapattım veya yerlerini değiştirdim. Paneller karman çorman oldu. Bunu düzenlemek için tek tek yaptığım tüm işlemleri yeniden yapmak yerine buradan tıklayıp reset o anki aktif olan çalışma alanı dediğiniz zaman eski haline otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Bu aynı şekilde tüm çalışma alanlarında olacaktır. Eski haline getirme. Bazen insan hatırlayamayabiliyor eski hali nasıl diye. Burada reset paint dediğim zaman eski haline geldi. Evet arkadaşlar, bu dersimizde şimdilik buraya kadar temel program arayüzü ve çalışma alanlarını işledik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.